Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Alaska'nın Road Truckers'tayız. Oyuna ufak tefek güncellemeler geliyor. Şimdi tabii Christmas'la, yeni yılla alakalı güncellemeler gelmiş. Kaplamalar gelmiş ama onları şu an yapmak için tabii benim bir yerim yok. Genel merkezde atölyeyi açmamız lazım. Veya kamyon atölyesi yakınlarda bir yerde varsa gidelim. Aa, yolumuzun üzerinde varmış. Süper. Şu kamyon atölyesine bir uğrayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey yapılıyor. Ondan sonrasında yükümüzü alırız. Bu arada şöyle kaputu açıp araca bir bakım yapalım. Sonbahar yaklaştı gibi artık kışa doğru geçmek üzereyiz. Sigorta kutusu, tüm sigortalar çalışır durumda diyor. Yağ. Yağ birazcık daha koyabiliyor muyuz? Birazcık ekleyelim. Yağ azalmış. Tamam. Şöyle azıcık daha koyayım. Tamam, bence yeterli. Soğutma sıvısı vardı bir de. Soğutma sıvısı da ekleyelim. Evet, aracımız sıkıntısız çalışıyor şu anda. Hava filtresini zaten ben biraz önce onarımını yaptım. Yanlışlıkla böyle bir bastım. Direkt onardı. O yüzden artık ona ihtiyacımız kalmadı. Araç zaten yeni, biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da yukarıdaki kartlarda eski bölümler var. Oradan takip edebilirsiniz. Eski bölümlerde bu aracı yeni almıştık. Diğerini verip almamız gereken dorsemiz şuymuş. Dorsemizi de alalım. Oradan tekrar buraya gelmeyelim. Dorsiyi orada bir yere bırakıp atölyeye girer miyiz? Yani yapabiliyor muyuz, öyle bir şey bilmiyorum ama. Bakacağız. Bakacağız. Hadi geri gel. Araçta niye böyle bir ışıklar oldu? Dışarıdan geliyor galiba o ışıklar. Çok güzel yanaşamadık ya. Beceremedim, dur. Şöyle bir gelelim. Kanalıma ilk defa geliyorsanız, simülasyon oyunlarını seviyorsanız beni takip edip destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yaklaş yaklaş yaklaş. Oldu galiba. Birazcık ileri. Tamam, bence böylesi iyi. Şimdi aracı şey yaptık. Tamam. İnelim bakalım. Hemen kablolarımızı bağlayalım. Yani yeni kaplamalar falan var. Onun dışında görev bir şey gelmiş miydi hatırlamıyorum. Yani bu şeyle alakalı, yılbaşıyla alakalı. Belki özel böyle şey getirmiş olabilirler ama yüklere falan baktım. Yüklerde hiç öyle özel bir şey yoktu. O yüzden sanırım yok. Dorsenin ayaklarını da kaldırdık. Hadi bakalım. Gidelim. Şimdi tabii şeyi iptal etmiş olduk. Çıkış bir dakika. Çıkış şu arkadan olması lazım, evet. Oradan gelmiştik diye hatırlıyorum. Şimdi ben farklı farklı oyunlar oynadığım için bir oyundan diğerine geçtiğimde bir önceki oyunda ne yaptığımı unutabiliyorum arkadaşlar. Yani sürekli aynı oyunu oynamıyorum. Çünkü sevmiyorum ben sürekli aynı oyunu oynamayı. Böyle farklı farklı oyunlarda ilerlemek daha çok hoşuma gidiyor. Hem en azından böyle değişik içerikler çıkartmış olabiliyorum sizler için de. Evet. Limandaydık. Şöyle haritadan göstereyim isterseniz. Haritanın en güneyindeydik. Bu haritaya da bir güncelleme geleceği söyleniyor ama ne zaman olacak bilmiyorum tabii. Şu yan taraflara falan, şuralara ilerlenebilir belki. Güneyden aldığım işle şimdi şöyle dolanıp buraya kadar geleceğiz. O tarafa hiç gitmemiştim diye hatırlıyorum. O yüzden bir en azından orayı da görmüş olalım. Işıklar. Allah Allah. Kamera değiştirme düğmem varmış burada ya. Ben hiç bakmamışım bile ona. Adamın uykusu vardı. Uyuttum. Saat kaç oldu şu an? Gece. Allah 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 Allah. Çok kötü bir dönüş oldu. Etrafa bakayım derken. Bu arada kamera şey gelmişti ya. Bir dakika dur. Neredeydi o? Center kamera diye bir şey gelmiş arkadaşlar. Bir dakika. Bunu direksiyonda yapmam lazım galiba. Center kamera. Şu. Şuna böyle bir tane şey yapalım. Mesela şöyle dururken bakın. Hop, hemen öne getiriyor. Süper. Klavyeden kullanmak istemiyorum. Çünkü klavyeden kullanınca bu sefer direksiyonu iptal ediyor. Hala onu düzeltmediler. Şöyle buradan sağa dön diyor bana. Hop 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 hop. Allah Allah, bugün niye böyle biraz şey yapıyorum ya. Sıkıntılı dönüşler oldu bugün. Ani oluyor dönüşler nedense. Evet.
Şuraya bir yere girmemiz gerekiyormuş. Şurası galiba. Atölyeyi kullanmak için belirlenen yere gidin diyor. Atölye için şuraya gitmem lazım. Arkamdaki yük de ne dağınıkmış yani. Saçma yük vermişler bana. Girmek için kornayı kullan diyor. Pardon. Evet. Şimdi aracın bakımlarıyla alakalı şeyler var burada. Hepsini seçersek 4000 mi? Abi ne yaptın? Hiç gerek yok. Bence hiçbirini yapmamıza gerek yok. Kişiselleştirme. Heh. Buraya girelim. Burada bakalım şöyle. Yılbaşı ile ilgili bir tema olması lazımdı. Ya bu kamera sistemi falan bir enteresan oyunun ya. Abi ne yapıyorsun? Bu ne? Bu olmaz, şu olmaz. Allah Allah. Yılbaşı şeyi yok muydu ya? Eklentilere gelelim bakalım. Yok, bunlara gerek yok. Kamerayı bir türlü ayarlayamadım arkadaşlar. Kamera ters hareket ediyor çünkü. Şöyle bir yerde durduruversem. Heh, tamam. Böyle kalsın. Bir daha ellemeyeceğim. Egzoz falan ekleyebiliyoruz. Griller değişebiliyor. Yani bunlara gerek yok şu anda. Yukarıya ışık falan ekleyebiliyoruz. Ama bunların hiçbirini almayacağım tabii şu an. Şöyle bir kaldıralım hepsini. Ne olacak peki? Biz şeyi nasıl bulacağız? Hayda. Bütün araçlar için falan diyordu sanki. Onu satın almak mı gerekiyordu? Tüh. Bunlar da çok paraymış ya. Yani bence bir şey olsaydı güzel olurdu. Tekerlekler var. Ekonomi var. Uzun yol var. En iyi yol tutuş. Tekerlekleri değiştirebiliyoruz. Çömez temel. Yok, biz tekerlek de almayalım. Ya bu durumda hiçbir şey alamayacağız. Tüh be. Aracı en azından rengini mi değiştirsek? 5 lira fazla olsun, kırmızı olsun şeklinde aracın rengini kırmızı yapmak istiyorum. En azından bari bunu yapmış olalım. Ben ama şu şeye bir bakarım. Olmazsa başka bir videoda yaparız onu. Ha, dorsemizi şu kenara atmış. Dorseyle beraber içeriye sokmayacağını biliyordum zaten ama ne yapacağını merak etmiştim dorseyi. Tekrar şimdi bağlamamız gerekecek. Gel bakalım başkan geri. Yani çok oyunda hile kullanmadığım için paramı çok harcamak istemiyorum arkadaşlar. Bir şey sistemi getirilirse, mesela çalışan sistemi falan getirilirse, o zaman belki işte hani çalışana verip şey yapabiliriz. Ben hemen şu şeyi bir bağlayayım. Evet. Trailer'ın desteklerini de kaldırdık. Artık tekrar gidebiliriz. Aracımız kırmızı oldu. En azından böyle bir değişiklik yapmış olduk. Araçta bir değişikliğe gidelim. Şimdi şeyi nasıl yapacağız? Ben navigasyonu iptal ettim. Maalesef. Buraya geleceğim diye. Onu tekrar ayarlayabiliyor muyuz bakalım? Bizim yükümüz arkada işler diyelim. Varsayılan rota belirle. Heh, tamam. Rotamız şurası. Buradan böyle dönüp oraya gideceğiz. Şu aradan bir yol yapmamışlar. Bizi uğraştırmak için pardon böyle dönecekmişiz. Şimdi bu tarafa bakıyorken yalnız gecesi de Allah yapma bunu. Oğlum. Kargoyu vurduk ya. Orada ne vardı ki? Çit mi var? Gözükmüyor ki. İyice otlaktan döndüm artık. Hadi bas. Ne diyordum? Oyunun gecesi de bence gayet güzel. Şöyle kameramızı da değiştirelim. Size dışarıdan da göstereyim. Ama hala gelişmesi gereken şeyler var tabii ki. Yani oyun dört dörtlük değil. Bakalım bu güncellemelerle bir şeyler düzeltilmiş mi? Mesela araçlar geçmiyordu şeyi. 55 kilometre, 55 mili geçmiyordu araçlar. Onu acaba düzelttiler mi? Yoksa hala 55 mi yapabiliyoruz? Yani uzun ışıklar mesela hiçbir işe yaramıyor. Uzunları yakıyorsunuz ve hiçbir yeri göstermiyor yani. Bence onun da düzeltilmesi lazım. Bu tepe şeylerini aldırtmak için yapıyorlar bence. Tepe lambaları belki ileriye aydınlatıyordur ama dediğim gibi hani oyunda hile kullanmadığım için parayı çok böyle çabucak harcamak istemiyorum. Herhangi bir şekilde para lazım olursa sıkıntı yaşarız. Mesela şimdi kargoyu teslim edeceğiz ama kargoyu dört dörtlük teslim edemeyeceğiz maalesef. O da bizim için bir problem. Gün aydınlanmış olacak mı biz gidene kadar? Önümüzde bir araç var. Günü aydınlanmış olur bence ya. 317 mil yolumuz varmış.
bu öndeki aracın gözlerini kör ettik. Saat 3.25 tam böyle gün aydınlandığında gitmiş olacağız gibi geliyor bana. Mesela şu navigasyon sıkıntılı hala. Onu düzeltmemişler. Ama şu şey düğmesini eklemeleri süper olmuş. Aracım mesela 8 vites değildi. 13, 12 mi? Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. 8'in üstünü görmüyor. Yani vitesi ben kendim de değiştiremiyorum tabii vitesim olmadığı için. Bir sıkıntı var yani oyunda genel olarak. Böyle ufak tefek problemler var. Ama onlar mesela yılbaşı ile ilgili, Christmas ile ilgili kaplama falan getirmişler. Yani daha önemli şeyler var bence ya. Ben anlamıyorum yani yapımcıların. Dikkat etmeleri gereken başka şeyler varken hep böyle süs püs derdindeler sanki. İnsanlar demek ki onu istiyorlar. Yani ben sadece kendim gibi düşünüyorum ama bu oyunu mesela gerçek yani simülasyon olduğu için işte açlık susuzluk falan işte aracın yakıtını değiş şey yapma kendimiz alma motor yağını değiştirme işte aracın arkasında uyuma ne bileyim tekerlekler mesela tekerleklerle ilgili bakım yapıyorsunuz tekerleklerinizi değiştiriyorsunuz yani bunlar çoğu oyunda çoğu tır oyunda olmayan şeyler biraz böyle survive kısmı da gelmiş yani hayatta kalma olayı da eklemişler oyunda ama tabii her şey aynı anda olmuyor. Yani bazı şeyler yapılırken bazı şeyler gidiyor gibi. Öncelikler önemli burada. Sizce mesela bu oyunun öncelikleri daha doğru mu? Yoksa keşke şunları da önce yapsalardı, şuraya odaklansalardı, asıl bunları düzeltselerdi dediğiniz şeyler var mı? Bence mesela optimizasyonu hala düşük. Yani oyun o kadar ağır bir oyun olmamasına rağmen sistemleri zorluyor. Arada mesela şeyler, FPS droplar falan oluyor. Aynı zamanda işlemciyi bayağı yoruyor. Ben yandaki ekrandan kontrol ediyorum. İşlemciye bayağı yük bindiriyor bu oyun. 72 derecelerde falan şu an mesela işlemcim. Yani gerek var mı o kadar yük bindirmesine? İşte onu anlamıyorum yani. Bu oyun o kadar ne harcıyor ki? İşlemciye o kadar yük bindiriyor. Bu bence optimizasyonla alakalı. Şu an mesela 50 FPS falan alıyoruz yani. Normal değil. Çoğu oyunda 100 FPS civarında gezerken bu oyunda 50 FPS alıyor olmamız bence oyunla alakalı diye düşünüyorum. Saat 4 yaptık. Bakın mesela yine 55'i geçmiyor. Daha hızlı gidemiyoruz. Tamam hız limiti 55 ama sen bırak bize onu. Madem hız limiti 55, madem uymuyorum cezamı yaz. Yani aracı limitlendirmek nedir yani? Duramıyorum. Duramıyorum. En iyisi döneyim. Ne oldu? Ne kazası ya? Pardon. Abi o adam da mı benimle dönmüş? Ya oğlum ya. O bana çarptı. Gitti paracıklar. Burası benzin istasyonu muydu? Yakıtımız da azalmış ya. Şimdi dikkatimi çekti. Bu sağ taraflar, sol taraflar hep aslında şey, şirket arkadaşlar. Oralardan, o sarı sarı yanıp sönen yerlerden yük alıyorsunuz. Bazılarına yük teslim ediyorsunuz. Hani sadece böyle haritada bir yer olarak göstermemişler. Onlar normal. Abi... Ayda. Radar mı bu diyecektim. Tam o anda cezayı yedik. Böyle yan duran polisi gördük. Cezayı yedik. Burası bak yine geçtik ya. Sonradan lazım olacak yakıt ama bu sefer de yer bulamayacakmışız gibi bir his var içimde. Karşıdan araç mı geliyor? Galiba önümüzde o araç yapardı. Ya ışık şeyi, araçların farları anlamında ışıklarla ilgili bence bir problem var. Yani benim aracımın ışığı da mesela hiçbir yere aydınlatmıyor. Diğer araçlarda da aynı şekilde. Şu gördüğü yere baksana yani. Böyle mi olur normalde? Şu önümüzde ne var mesela anlamıyorum şu an. Giden bir araç var aslında ama hiç anlaşılmıyor.
Karşıdan araba geliyor. Hadi çabuk. Evet. Dorsemizin hasarı %97. Maalesef. Onu engel olamadım. Yani o şeyi görmedim çünkü. Çıkarken. Oraya çarpmamış olsaydık hasarsız teslim ederdik. Neyse şimdi geri geri park edip 600 dolar oradan zararımızı çıkartırız diye düşünüyorum. Çok da ceza kesmeyecektir herhalde. Geri geri park edince çünkü ekstra bir 600 dolar veriyor. Oyunda kışa gelmek için elimden geleni yapıyorum. Yani şu zincirli lastikler falan takmak istiyorum. Ama bir türlü kışa gelemedik. Yani sürekli uyuyup uyanmak da istemiyorum hani böyle oynamadan. O yüzden böyle birkaç bölüm sonra herhalde kışa gelmiş oluruz. Yani biz bir gün sonra galiba sonbahar olacak. Çünkü 2 günde bir mi 3 günde bir mi ne şey değişiyor mevsim. Onu da galiba siz ayarlıyorsunuz yani başlangıçta soruyor muydu veya ayarlarda var mıydı hatırlamıyorum. Belki bugün bittikten sonra işte sonbahara geçmiş oluruz. 2 gün sonra da kış olur. Ben olmadı birkaç görev yaparım. Hem para biriktirmiş oluruz. Evet, yeni bir şehir keşfettik. Yani böyle gezdikçe yeni yerler keşfediyoruz. Mesela bunlar bize XP kazandırsa. Hoppa. Karşıdan araç geldi son anda. Bak mesela aracın ışıklarını yanıma gelene kadar görmüyorum. Veya ışıkları görüyoruz, aracı hiçbir şekilde görmüyoruz falan. Bence ışıkla alakalı bir güzellik yapılması lazım. Araçların farları, ışıkları yeterince güzel aydınlatmıyor. Gerçekçi aydınlatmıyor. Güzeli geçtim. Of çok hızlı girdik. Çok hızlı girdik. Viraja. İşte bu olmamalıydı. 204 dolar da oradan. Kargoyu da %96'ya düşürdük. Biraz fazla hızlı gittik tabii. Şu an artı 0.1 derece olarak gösteriyor. Niye noktası var bilmiyorum. Bu arada FPS 25'lere kadar düştü. Belki şeyden görüntüden anlamışsınızdır. Saçma sapan böyle droplar giriyor işte. Neyse farlarımız çalışıyor. Şu sarı ne? Ha, bir hasar verdik. Galiba farlara bir hasar verdik galiba. O sarı yanan ışık bir arızayı gösteriyor. Mesela motor arızası olabiliyor. İşte şey radyatör arızası olabiliyor. Bence aydınlatma ile ilgili bir hasar oldu şu anda. Işıklar yanıyor ama sinyali mi kırdık acaba? Çalışıyor gibiler. Bilemedim. Daha 110 binimiz var. Saatte 5 oldu oyunda. 110 mil bence bir saat sürer. Yani tam sabah aydınlığında orada olacakmışız gibi hissediyorum. Palmer. Yeni bir yer keşfettik. Hazır yeşil yanıyorken basıyorum. Geçmemiz lazım. Vallahi ben kırmızıda geçmedim. Öncesinde geçmiştim. Hadi buradan da geçelim. Galiba bu sefer cezayı yiyeceğiz. Evet. Ceza kesmedi. Neyse iyi. Kimse görmedi. Belki sonradan eve gelir postayla. Postayla ceza geliyor çünkü bizde. Orada da var mı bilmiyorum. Genel merkeze bir gidiyoruz. Mesela cezalar birikmiş falan. Biz buradan sağdan kaçacakmışız. Şöyle biraz yavaşlayayım. Ya sanki şey vardı, motor freni vardı bu oyunda. Yok muydu ya? Ben mi atıyorum kafadan? Aracı sadece frenle yavaşlatıyoruz. Ne retarder var ne motor freni var. Ben 8 saat uyudum oyunda. Yani 7 falandı. 8 saat. Saat 1 mi yapıyor ki? Yok ya, daha fazla yapması lazım. 6 saat 1 yapar zaten. 3 falan olması lazım. Yani böyle çok karanlıkta başlattı gibi. Ben dedim ki hani böyle en azından 8 saat uyuyayım.
videoya girerken gündüz olsun falan. Gündüz olmadı. Bu ne, polis mi var yine orada? Yok. Artık sağ taraftaki şeylere dikkat ediyorum. Aynaya da baktık. Adam nasıl bir direksiyonu kırmaktır ya. Bu arada ışıklar biz gelince mi yandı? Sönmesi lazım zaten artık. Saat 5.30, birazdan gün doğmuş olacak. Hoppa. FPS 10'a düştü arkadaşlar. Rekor. Aşırı bir drop yedik. Neyse, şöyle bir sağa geçelim bence. Birazdan döneceğiz gibi geliyor bana. Kaç milimiz kalmış? 38. Yok, buradan da döndürmüyor. Yolun üzerine mi teslim edeceğiz? Ne yapacağız? Bu geldiğimiz yerde aslında şey var mıdır ya? Atölye. Ama bir atölyede ne varsa diğerinde de o vardır ya. Başka bir atölyede acaba var mıdır o kaplama diye düşünmüştüm. Ama bence yok. Veya satın almalı bir şey miydi acaba o? Ben çok okumadım. Olmadı, yükü teslim etmeden önce bir okurum. Bir bakarız neymiş ne değilmiş. Yol teke düşüyor ve kırmızı yanıyor. Durabilecek miyiz bakalım. El freni çekmek zorunda kaldım. Araca zarar veriyor mu bilmiyorum tabii de. Çektim artık. Çarpmak istemiyorum ya. Kargoyu 196'ya düşürdük. %96 oldu. Oo, burgerci varmış bu saatte, kapalı tabii de. -1.3'e düştü sıcaklık. Allah Allah. Sonbaharda böyleyse. Bu arada montu var adam. Daha giymedim hiç. Kışın o montu da giymek zorunda kalacağız demek ki. Neyi arttırıp azaltıyor bilmiyorum. Biz buradan döneceğiz ama. Burası gidiş geliş mi? Tek gidiş mi? Geliş karşıdan galiba. Ha evet. Bölünmüş yolmuş bu. Haydi haydi haydi. Kırmızı yanmadan şöyle atalım yine kendimizi. Nereye girecekmişiz? Göremiyorum. Oranın girişi burada mı? Heh, şurada. Abi karanlığı bir garip ya oyunun. Bir fazla karanlık yani. Evet. Şimdi teslimat yerine bir bakalım. Bu direkt kafadan teslimat yapmak için. Bu öylesine bırakmak için. Bize ne lazım? Şurası. Geri geri teslimat burası. Haydi bakalım. Önümüzde yer var mı? Var. Yani buraya teslim edeceğiz ama tabii şey sıkıntı. Gündüz olmadan gelmiş olduk. Yani 6'da hava bence biraz aydınlanması lazımdı. Çok karanlık hala. Birazcık yamuk girdik ama kabul edecek mi? Edersin be. Hadi be. Evet. Tamam. Şöyle el frenimizi çekelim. Kontağı kapatalım. Kontak kapalıyken şeyi açabiliyor muyduk ya, hatırlamıyorum. Fener vardı sanki benim üstümde. Yokmuş. Her şey var, bir fener yok. Şimdi şunları bir dakika dur. Önce ayakları indirsek daha iyi olacak. Önce bir yere sağlam bassın. Bir şey diyeceğim. O arkada altta neden şey gösteriyor? Yanlış yere mi teslim ettik ya? Ama burasını gösteriyordu. Bağlantılar da gitti. Heh. Teslimat yapacağımız eleman nerede? Onu bir bulmamız lazım. Heh, şu içeride gösteriyor. Amma yürüttünüz bizi ya. Aracı da gittik, daha en arkaya koyduk. Evet, şuradan bir yerden gireceğiz. $600 kargo cihazası, 442. Sezon premium mu? O ne ya? Allah Allah, ekstradan bir $812 verdi. Tamam, benim için fark etmez. Şu
haritada neyi gösteriyor? Ben bir anlasam. Buraya geldik zaten. Daha neyin işaretini koyuyorsun? Ben bir anlamıyorum ki ya. Evet, maalesef gündüz olmadan geldik. Yani maalesef diyorum çünkü ben biraz hani böyle aydınlık da olsun istiyorum. Sırf karanlıkta kullanmak. Özellikle bu oyunda çok zevkli değil çünkü ışık performansı çok iyi değil yani bence oyunun. Sabah güneşiyle falan çok daha güzel olabilirdi. Neyse artık bu bölümde böyle olsun. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.